Arkadaşlar, uzmanlarıyla sohbetlerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Malum son zamanlarda İstanbul Boğazı'nda ve İstanbul açıklarında görülen mayınların haberleri sürekli işte Twitter gündeminde, kanallarda bayağı bir bizlerde de kafa karışıklığı yarattı. Hatta ilk ben haberi gördüğümde yok canım mayın falan değildir demiştim ama sonradan mayın çıktı. Hatta ben bile önemsememiştim ama ciddi mayın çıktı. Hani böyle saçma sapan bir şey çıkar diye kendi kafamda öyle canlandırmıştım. Ama yanıldım. Tabii ki de bu durumun yaşanması birçok soruyu da beraberinde getirdi. Şimdi bu sorulara cevaplar aramak için Tayfun Bey'le beraberiz. Tayfun abi, öncelikle hoş geldin yayınımıza tekrar. Şerefler verdin. Hoş bulduk. İyi akşamlar Kanal, nasılsın? Teşekkürler abi. Sizler nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. Seni gördük, daha iyi olduk. Teşekkürler. Abi ben hemen ilk başta bir girizgah olarak bu deniz mayını konusunda arkadaşları bilgilendirebilirsek faydalı olacağını düşünüyorum. Deniz mayını nedir? Kaç türlüsü olur? Bizi bu konularda bilgilendirerek başlayabilir miyiz abi? Deniz mayını Deniz Harbi'nin en sinir bozucu silahlarından biridir. Fakir devlet, yani daha doğrusu güçsüz devlet silahıdır. Ucuzdur. Daha az maliyetlidir. Genellikle yani güçsüz olan devlet kendi kıyılarını güçlü olan devlete karşı korumak için veya en azından onun ilerleyişini yavaşlatmak için başvurduğu bir tedbirdir mayınlama. Özellikle yaklaşma suları, boğazlar, geçitler, önemli düğüm noktaları, bu gibi yerlerin harp esnasında mayınlanması beklenir. Böyle ufak tefek görünüğüne bakmayın, tehlikeli silahlardır. Yani bir ticari geminin altında patladığı zaman onu ikiye böler. Askeri gemilere de çok ciddi zararlar verebilir. Geminin yaşına, postalarının gücüne, büyüklüğüne vesairesine bakarak. Yani gemiyi bölmese bile geminin içerisindeki cihazlara çok büyük zarar verebilir. Karinasında delik açabilir. Yani çok büyük sıkıntılar yaratabilecek bir silah. Özellikle suyun altında olması, görülmemesi, tespitinin zor olması. Çünkü bu mayınları normal sonarlarla tespit edemiyorsunuz. Bunların özel sonarları var. Yüksek frekanslı sonarlarla tespit edilebiliyor bunlar. Bunlar da normal fırkateyn, korvet vesaire tipi gemilerde yok. Yani mesela bir fırkateyn suyun üzerinde giderken mayın suyun üzerine çıkmadığı sürece orada mayın olup olmadığını anlayamayacağını kabul ederiz genellikle. Bu yüzden mayınla alakalı, mayın tespitiyle alakalı birinci derecede önemli olan konu istihbarattır. Bunu istihbar ettikten sonra oraya o bölgeye bir şey sokacaksanız, bir birlik sokacaksanız öncelikli olarak orada bir mayın tarama ve avlama harekatı yapmanız gerekir. Mayın tarama harekatında önce mayınları tespit edersiniz, lokalize edersiniz, nerede olduklarını bulursunuz, anlarsınız. Mayın avlama harekatıyla da bunları imha edersiniz. Bunların da çeşitli teknikleri var. Ama işte tarama cihazlarının üzerinde olan işte bombalı makas tipi şeylerle tellerini kesip suyun üzerine çıkmasını sağlar ve suyun üzerinde emniyetli bir mesafeden bunları tüfekle vurarak patlatırsınız. Ama işte EOD dediğimiz mayın harbi dalgıçları dalarlar. Bunların üzerine giderler, patlayıcı yerleştirir, uzaklaşıp patlatırsınız. Son dönemlerde insansız sistemler, insansız su altı sistemleri bu konuda çok kullanılmaya başlandı. ROV cihazları. Zaten görselde de görülüyor. Onlarla mayınları tespit edip lokalize edebilirsiniz. Hatta bunların bazılarının imha etme yeteneği de var. Mayınların çeşitlerine gelirsek aslında mayın dediğime bakmayın, buna deniz mayını denir. Yani hani karadaki mayınlara mayın, denizdeki mayına deniz mayını denir yani. Literatürde bu böyle geçer. Bunlar kullanım amaçlarına göre bulundukları derinlikleri, yani döküş şekillerine göre ve devreye girme tapalarına göre çeşitli şekilde sınıflandırılabilirler. Şimdi kullanım amaçlarına göre sınıflandırdığınız zaman bir taarruzi mayınlama vardır, bir de tedafi mayınlama vardır. Şimdi tedafi çok, yani taarruzinin ne olduğu az çok anlaşılıyor da tedafi pek bilinen bir kelime değil. Tedafi savunma demek, defansif mayınlama denir. Şimdi kendi kıyılarınızı savunmak için yaptığınız mayınlama tedafi mayınlamadır. Yani mesela Çanakkale savaşlarında Nusret mayın gemisinin yaptığı mayınlama bir tedafi mayınlamadır. Taarruzi mayınlama da özellikle düşmanın kara sularında, düşmanın etki gösterdiği sahalarda, ana karasına yakın bölgelerde yapılan mayınlama tipidir. Bu daha zor bir mayınlamadır.
daha riskli bir mayınlamadır ve daha çok efor sarf edilerek yapılan bir mayınlamadır. Zaten siz tedafiyi, yani kendi kıyınızda yapacağınız mayınlamayı herhangi bir deniz vasıtası, yani daha doğrusu mayın döküş yeteneği olan herhangi bir deniz vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ama su üstü, ama denizaltı, ama uçaklarla dökebilirsiniz. Ama taarruzi mayınlamada sonuçta düşmanın keşif gözetleme sahasına bunu döktüğünüz için düşmanın da orada bir A2 AD'si var. Gözetlemesi, bir angajman şeyi var. Genellikle hani denizaltılar bunlarda kullanılır. Çünkü bu alana penetre edebileceğiniz en iyi unsur denizaltılardır. Düşmanın eğer hava savunma yeteneği yoksa uçaklarla falan da dökülebilir. Bunun da amacı nedir? Düşmanın işte mesela atıyorum önemli bir üssünün girişini mayınlarsınız. Eğer bunu düşman anlayamadan mayınlayabilirsiniz. Düşmanın zaten donanması üstten çıkarken patır patır mayınlamaya maruz kalır ve orada büyük kayıp verir. Taarruzi mayınlama budur. Bu döküş amacına göre yapılan mayınlama sınıflandırmasıdır. Bir de döküş şekline göre yapılan mayın sınıflandırması var. Bunlar da dip mayını ve demirli mayın olarak değişiyor. Dip mayını suyun içine atarsınız mayını. Mayın özellikle kumlu ve balçıklı dip tabiatında oraya gider, hafif hafif oraya gömülür ve dipte kurbanını bekler orada. Üzerinden biri geçince patlayayım diye bekler. Bir de bu fotoğraf videoda gördüğünüz demirli mayınlar vardır. Bu demirli mayınlar da bir ağırlığa bağlıdır. Ağırlığa akuple bir zincir vardır. Ve bu zincirin uç kısmına da mayın bağlıdır. Biz bu mayının patlayan kısmına mayın zarfı deriz. Mayın zarfı diye tabir edeyim ben. Mayın zarfı oraya bağlıdır. Bunlar da önce ağırlığıyla beraber suya dökülür. Suya mayınla beraber ağırlık indikten sonra artık yavaş yavaş o zinciri deste olmaya başlar ve mayın mevkisini alır. Bu artık suyun altında sabittir. Her ne kadar demirli de olsa. Tabii demirli olduğu için o böyle ufak daireler çizerek, yani akıntıya göre ufak bir salınım yapsa da mayının lokasyonu artık fix olarak bellidir. Buna da demirli mayınlama denir. Bir de mayınların tapasının devreye giriş şekline göre mayınlama sınıflandırması var. Buna da bir kontak tipi mayınlar vardır. Bir de etki ile devreye giren, yani deniz kuvvetlerinde buna influence mayınlar der. Yani influence, İngilizceden böyle direkt çevirmiş, influence mayın derler. Ama tam Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman etkiyle, tesirle devreye giren mayınlardır. Şimdi kontak mayınlar çarpmayla patlar. Yani bir cisme temas ettiği zaman onun üzerindeki o boynuzlar var ya mayında gördüğünüz. O şey gibi düşün. Yani, o kırıldığı zaman o boynuz veya şeye göre, mayının tipine göre büküldüğü zaman o ateşleme sinyalini alır ve mayın infilak eder. Buna biz kontak tipi mayınlar diyoruz. Bir de influence, yani etki mayın ile devreye giren mayınlar var. Bunlar da üzerinden geçen geminin yarattığı çeşitli etkilere göre devreye girerler. Mesela akustik mayınlar geminin gürültüsüne göre devreye girer ve patlarlar. Örneğin şimdi suyun içerisinde bir şey vardır. Bir gürültü vardır zaten. İşte dalgaların gürültüsü, içindeki bu deniz canlıların bağırtıları, gürültüleri vesaire. Bu gürültülerden etkilenmezler. Bu geliştirilmiş duyarsızlık deriz biz buna. Sempatik enflaklara karşı geliştirilmiş duyarsızlık derler buna. Yani her gürültüyle devreye girmez. Bunun bir eşik değeri vardır, bir threshold değeri vardır. O geminin geçişiyle bu geminin pervane gürültüsü artı geminin sudaki akış gürültüsü mayını devreye sokar. Onun dışında manyetik mayınlar vardır. Manyetik mayınlarda üzerinden gemi geçtiği zaman, gemi sonuçta biliyorsunuz devasa bir metal kütle olduğu için bir alandan geçerken, herhangi bir dünyanın herhangi bir yerinden geçerken dünyanın da bir manyetik alanı olduğu için o manyetik alanda bir bozulmaya, yani bir manyetik anomaliye neden olur. İşte bu manyetik bozulmayla beraber bu mayın bunu algılar sensörleriyle ve devreye girer ve infilak eder. Bir de basınçla devreye giren mayınlar var. Buna şimdi pressure mayın diyeceğim, biraz garip olacak ama hani pressure, hani basınç demek İngilizce'de. Şimdi Bahriye'de şöyle bir şey vardı. İngilizce'ye okunduğu gibi bazı şeyler Türkçe'ye çevrilir. Hani influence mayın derler ama influencer, işte turbo şarjör, emergency, hani bu tip kelimeler çok kullanılır. Pressure mayın derler genelde kullanırken mayıncılar buna. Aslında basınç mayınıdır. Basınçla devreye giren mayınlardır. Bu pressure mayınlarda şimdi
gemi mayının üzerinden geçerken daha onun etki alanına yeni girerken suyun içerisinde bir basınç oluşturur. Bir emme oluşturur. O basınç miktarına göre de basınç miktarı artmasına göre de mayın devreye girer. Ayrıca bir de bunların daha pahalı ve sofistike ve daha şey olanları vardır, gelişmiş olanları vardır. Onlara da kombine mayın derler. Bu kombine mayınlarda birkaç çeşit şey olabilir, tapa olabilir. Yani mesela bir kombine mayın aynı zamanda hem akustik hem basınçla devreye girebilir veya hem basınç hem şeri. Ama tabii şimdi bunlar yaptıkça bunların şeyi artıyor, maliyeti artıyor. Dolayısıyla hani genellikle ülkelerin envanterlerinde bütün tip mayınlardan bulunur. İşte en ucuz mayınlar, işte en basit mayınlar. Sonra pahalı mayınlar genelde bu taarruzi mayınlamalarda kullanılır. Çünkü oraya çok fazla mayın dökme ihtimaliniz yok. Gönderiyorsunuz oraya bir denizaltıya pat 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 10 tane mayını döküyor geliyor. Ama şimdi kendi kıyılarınıza bildiğiniz mayın tarlası oluşturuyorsunuz. Belki 300-500 belki 1000 tane mayın döküyorsunuz. Yani hepsi böyle çok pahalı mayın olsa bunun tabii maliyeti çok artabilir. Bu şekilde genelde mayınlar sınıflandırıyor. Ya şimdi farklı şekillerde sınıflandırmalar da var da mesela satıhta giden serbest mayınlar var. Ondan sonra sürüklenen mayınlar var, sürünen mayınlar var, nehir mayınları var. Ya bu çok böyle dallanıp budaklanan bir konu. Benim bu yaptığım ayrımlar en temel sınıflandırmalar. En temel olarak deniz mayınlarının sınıflandırmasının bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Abi şimdi çok güzel anlattın hani temel sınıflandırmayı en azından güzel bir şekilde anladık. Onların alt sınıflarına zaten girersek o muhtemelen birkaç saati alacak bir konudur diye düşünüyorum. Çünkü evet biraz şey bir konu, detaylı bir konu. Çünkü onların şeyleri de var. İçerisinde hani devrelerine göre sınıflandırması evet. Vesaire falan. Yani biraz şey bir konu. Niş bir alan diyelim yani. Ama biz tabii ki şu an gündemdeki konuya dönelim. Şu an İstanbul Boğazı'nda veya çevresinde denk gelinen mayınlar nereden geldi? Bu mayınlar nasıl bu kadar başıboş rahat bir şekilde bizim kıyılarımıza kadar gelebildi? Bununla alakalı görüşlerin nedir abi? Ya şimdi bununla alakalı yani neresinden başlasam bilmiyorum. Şimdi Rus iddiaları var elimizde. Bu Rus iddiaları neler? Önce bundan bir başlayalım. Rus iddiaları aslında daha önceden de çeşitli zayıf bir şekilde dile gelse de Rusya'nın bu konudaki esas hamlesi 18 Mayıs'ta çektiği Navtex mesajı. Yani tabii takipçilerin çoğu artık Navtex'in ne olduğunu biliyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü çok dile gelen bir şey. Navigational Telex, yani Navtex bir denizcilere tehlike bildirim şeyidir, cihazıdır. Bunun Navtex'in bazı istasyonları vardır. Bu istasyonlar aracılığıyla yayın yaparsanız bunun amacı sivil denizciliği korumaktır. Ama diplomatik tool olarak da kullanılmaya başlandı son dönemde. O yüzden zaten çok duyuyoruz. Rusya bir Navtex yayınladı. Bu Navtex'te ne dedi? Dedi ki Ukrayna'nın denizde döktüğü mayınlar suda serbest şekilde gezmektedir. Bunlar denizciler için tehlike yaratmaktadır. 420 tane mayın vardır. Ukrayna 1907 Hague Konvansiyonu yani Lahey Sözleşmesi'nin 8. konvansiyonunu ihlal etmektedir diye bir suçlama da bulundu. Daha sonra Soçi Liman Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Onlar da özellikle shipmasterları yani gemi sahiplerini bu konuda uyardı. Dedi ki gemilerinize mukayyet olun. Ukrayna'nın döktüğü mayınlar şu anda denizde diye bir açıklama da bulundu. Daha sonra tabii bunlar Rusya bu Navtex'i kendi istasyonundan yolladı. Novorossiysk'te bir Navtex istasyonu var. Oradan yolladı. Daha sonra bizimkiler Türkiye Samsun'daki Navtex istasyonundan Karadeniz'e bizim Samsun bakıyor. Samsun'daki Navtex istasyonunda bir Navtex yayınladı. Dedi ki Rusya'nın böyle bir iddiası var arkadaşlar. Bu yüzden denizdeki trafik dikkatli olsun, müteyakkız bulunun. Yani böyle bir tehlike oldu. İstihbar edilmiştir diyor. Yani Türkiye böyle bir iddiada bulunmuyor. Rusya'nın tebliğini kendi işte denizcilerine şey yapıyor, bildiriyor. Daha sonra aradan bir hafta geçti. Sanırım geçen hafta sonuydu. Bir mayın tespit edildi. Özellikle Boğaz girişindeki bu demirleme sahasının orada bir balıkçı bir mayın tespit etti. Daha sonra işte bizim
sahil güvenlik geldi, o bölgeyi emniyete aldı. SAS timi geldi, mayını Riva sahiline çektiler. Sonra orada mayını nötralize ettiler. İkinci mayında İna'da yakınlarında çıktı. Bu Rusya ile, düzeltiyorum, Bulgaristan ile deniz sınırına yakın bir mevkide bulundu. O da yine keza orada şey yapıldı, tespit edildi ve imha edildi. Daha sonra Romanya bir mayın bulduğunu tespit etti. Onlar da IOD'lerle, yani mayın harbi dalgıçlarıyla denizde imha ettiler bu mayını. Şimdiye kadar 3 tane mayın bulundu. Bu mayınlar şey mayınıydı. Bu, yani demirli mayınlardı. Rusya bunların demirli mayın olduğunu, bunların demir fırtına nedeniyle demirden kurtulup halk dilinde serseri mayın derler de denizcilikte böyle bir tabir yoktur. Serbest mayın derler. Serbest mayın halini aldığını, bu şekilde sürüklene sürüklene geldiğini söyledi. Şimdi bunlar tabii bir iddia. En başta Ukrayna bu konuda biraz sessiz kaldı. Daha sonra Ukrayna'da bir liman müdürlüğü tabii bunun bir Rus komplosu olduğundan bahsetti. Böyle bir mayınlama yapılmadığından bahsetti. Yani olayın kronolojisi şimdiye kadar, yani bugün itibariyle, yani 31 Mart itibariyle bu şekilde. Yalnız tabii burada bazı ayağı yere basmayan şeyler var Rus iddialarıyla alakalı. Hani az çok hani bu konulara kafa yoran bir insan olarak ben biraz bunlardan bahsedeyim. Şimdi benim kafamı kurcalayan hususlar, ben bunları zaten hem kendi yazımda dile getirdim Naval News'ta. Sonra işte Medyascope'la BBC'ye de anlattım bunları. Şimdi burada öncelikli olarak 420 tane mayından bahsediyor. Yani ben Ukrayna'nın bu mayınları dökebileceğini düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü daha önceki yayınlarda da bahsettim. Ukrayna'nın zaten bir donanması yok. Ukrayna'nın donanmasının %75'i Kırım'ın işgaliyle gitti. Bu adamlar bu mayınları nasıl dökecek? Şimdi iki ihtimal var. Birincisi, savaştan önce bu mayınları dökebilir mi? Savaştan önce dökerse o zaman bir işte romorkörü ona göre ayarlayıp arkadan işte pat 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 mayınlama yapıp dökebilir. Ama tabii bir ama var burada. Yani Odessa Ukrayna için şah damarı. Yani Ukrayna'nın her şeyi olan bir liman. Yani sen bu mayınlamayı yaptığın zaman uluslararası hukuka göre bu alanı deklare etmen lazım. Demen lazım ki ben bu alanı güvenliğim için mayınladım. IMO'ya, işte International Maritime Organization'a bildirmen lazım. NATO'ya bildirmen lazım. NATO Avni sistemine girmesi lazım bunu. Denizcileri ilanlarla yayınlanan, bütün dünyaya yayınlanması lazım yani kısacası. Şimdi Ukrayna böyle bir şey yaparsa Odessa'daki sivil ticari trafik yarı yarıya düşer. Kimse göndermez. Gönderir misin yani gemine öyle bir risk olan bir yere? Göndermez. Yani dolayısıyla yani akılla izah edilebilecek bir durum değil mayını savaştan önce dökmesi. Şimdi Rus donanmasının faaliyetlerine bakıyoruz. Rus Karadeniz filosunun. Adamlar zaten savaştan 15-20 gün önce bütün filoyu çıkarttılar denize. Orada atışı tatbikatlar yaptılar, amfibi tatbikatlar yaptılar, Navtex'leri ilan ettiler. Yani o bölgeyi bir ablukaya aldılar. Sonra savaş başladı. Savaş başladıktan sonra Ukrayna kıyılarının biraz açığında, yani Ukrayna karasularının içerisinde, bak en az iki tane fırkateyn, bir tane istihbarat gemisi, bir tire iki tane korvet ya da karakol gemisi. Yani burada devamlı faaliyetleri vardı. Gece gündüz adamlar oradalar. Yani hava resmini şu an tam bilmiyorum ama muhtemelen orada deniz karakol uçakları da uçuyordur. Bu Orlon tipi insansız hava araçları falan da uçuyordur. Ya kardeşim bu adamlar bu mayını nasıl dökecek? Şimdi mayın dökme çok hassas bir işlemdir. Neden? Bak mayını döktüğün yere mayını çakman lazım. Yani mayın oraya, yani bir daha yer değiştirmemesi lazım. Neden? Çünkü hem istediğin alanı koruyabilmesi için, yani döktüğüne değmesi için, yani amaca hizmet etmesi için, hem de sen mesela diyelim dikdörtgen bir tane sahayı mayınladın. Bu sahayı yanına bir dikdörtgen saha daha mayınladın. Ne yaptın? Arada emniyette bir koridor bıraktın. Bunu sadece sen biliyorsun. O koridora, yani eğer düzgün mayınlama yapmazsan belki mayın kaydı gitti veya istediğin yere atamadın. Senin emniyetli sandığın sahada belki mayın var. Yani bu yüzden mayınlama iyi gemicilik isteyen bir iştir. Yani iyi harita çalışması ister. Hassas GPS ister. Hassas kalibrasyon ister. Yani öyle gidip de böyle bir gecede alelacele bir iki tane romorkörü çıkartıp 420 tane mayını dökemezsin yani sen. Hadi diyelim ki bir gece Ruslar uyudu. Çıktı Ukrayna'dan iki tane romorkör pat 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 mayınlamaya da böyle bir senaryo yok yani. Ki şöyle de bir durum var. Bu burada ya bu mayınlar öyle fırtınayla mırtınayla falan bunların zinciri kopmaz. Yani mümkün değil. Yani bunların ya
zincirlerinin baklaları yani bileğinden daha kalın. Bunların testleri var denize atılmadan önce. Penetrasyon testleri, yük testleri, denize dayanıklılık testleri, bir sürü testi var. Yani olması gereken, ben şu anda uluslararası standartlardan bahsediyorum. Testleri var. Şimdi sen bunu attın. Denizin dibinde fırtınanın etkisi ne olabilir? Akıntı olabilir. Yani akıntı nedir? En fazla kaç olur? Olsun 1-1.5-2 knot. Kopartamaz yani bu mayınları. Hadi diyelim ki kötü malzeme kullandı, koptu. Ya kardeşim hepsi mi koptu? Yani 420 tane mayın koptuysa ve burada kötü malzeme kullanıldıysa veya bir şekilde emniyet şeyleri ihlal edildiyse, ben sana söyleyeyim, bu adamların 2000-2500-3000 tane mayın dökmüş olması lazım. Öyle değil mi? Yani atıyorum şu an tamamen farazi konuşuyorum. Çok kötü mayınlama yaptılar. Çok kötü malzeme kullandılar. Attıkları her 5 mayından biri koptu diyelim. Yani böyle bir şey mümkün değil de. Yani şu an sadece beyin jimnastiği yapıyorum. Çarp 5'i 2000-2500 mayın yapar. Ya bu adam bu kadar mayını nasıl dökecek? Hangi ara dökecek? Zaten Rusya gırtlağını sıkmış adamın orada. Nefes aldırmıyor adama yani. Baktığın zaman. Ya bu sence akılla açıklanabilecek bir durum? Değil. Ha, nasıl olabilir? Yani bunun bir kere açıklanması lazım. Yani Ruslar belki orada bir tarama yaparken makasla kestiler, koparttılar. Çıktı suyun yüzüne, sonra yakalayamadılar, iman edilen falan. Yani bir sürü senaryo. Ya buradan sana bir sürü senaryo türetebilirim yani. Bir diğer konu 420 tane mayın. Ya hadi şimdi komik olacak ama Recep İvedik'in ilk filmi vardı yani, bunlar böyle yat turuna çıkıyorlardı dalışa. Burada diyor 200 çeşit balık var diyor. Saydım falan diyor. Daha sonra da şey başlıyor, hamsi, istavrit falan, say lan diyor böyle. Yani aynen o şekilde saydınız mı yani bu 420 tane mayının bu kadar net bir şekilde nasıl ifade ediyorsun? Yani denizin üzerinde böyle mayın tarlası mı gördünüz? Ya böyle bir şey gördünüz. Ya bunu neden görsel olarak kanıtlamıyorsunuz o zaman? Yani siz koskocaman bir devletsiniz. Dünyanın en büyük 3-4 devletinden birisiniz. Dünyanın en büyük 2. 3. belki 4. hava kuvvetleri. En büyük donanmalarından bir tanesi. Ya bir kamerayla görüntü almaktan aciz misiniz yani? Yani bunun bak görsel olarak veya işte verisel olarak ama sensör kayıtlarıyla ama optik kayıtlarla falan gerçeklenmesi gerekiyordu. Böyle bir şey varsa ortalığın ayağa kaldırılması gerekiyordu. Öyle kuru kuruya bir Navtex mesajıyla olmaz. Yapılması gerekiyordu. Ama yapılmadı. Dolayısıyla burada hani bu işin içinde olan insanların kafasında bir soru işareti uyandırdı. Şimdi ben mesela bununla alakalı yapılan yorumlara bakıyorum. Medyada, görsel medyada, sosyal medyada. Ukrayna'nın döktüğü mayınlar olarak herkes söze giriyor. Yani Rusya'nın iddiasını %100 doğruymuş gibi kabul ederek insanlar başlıyor. Ama ya Kaner biliyorsun bu savaşta sis çok fazla, ortalık çok sisli. Yani fog of war şu anda çok kendini gösteriyor yani savaşın sisi. Hem Ukrayna tarafından çok dezenformasyon var, hem Rus tarafından çok dezenformasyon var, hem Batı medyasından çok dezenformasyon var. Ya biz kime inanacağız bu durumda? Aklımızın yattığına, ortaya bilimsel kanıtlar sunana inanacağız. Dolayısıyla burada bu sislerin dağıtılması gerekiyor. Çünkü ortada çok ciddi bir tehdit var. Yani birbirini suçlamak yerine burada belki bir mola diyecekler. Kardeşim mola verelim savaşa. Biz şu mayınları bir var mı yok mu gerçekten bir mayın harbi görev grubu oluşturalım, temizleyelim. Ondan sonra savaşmaya devam edelim ben mesela. Çünkü sivil gemicilik tehlikede baktığın zaman, ticari gemicilik bak bu bölgede. Dolayısıyla bu iddiaların bence ayakları yere çok basmıyor. Bir diğer konu da Rusya'nın çektiği Navtex'ten bir hafta sonra yani adrese teslim bizim boğazın önünde bir tane mayın görülüyor. Yani yaklaşık yani gittiğiniz limana göre, takip ettiğiniz rotaya göre değişir de 350-400 mil arası bir mesafe var boğazlardan Odessa'ya. Şimdi yani sürüklenen mayınlar, yani suyun üzerinde olan mayınlar iki tane kuvvete tabidir. Bunlardan bir tanesi rüzgar, diğeri akıntı. Rüzgar ve akıntıya göre bunlar ilerler. 30 gün boyunca devamlı aynı yönden, yani akıntı aynı yönden olabilir ama rüzgar devamlı değişir. Aynı yönden olsa bile bu mayınların bir haftada bizim kıyılara gelmesi çok olası görünmüyor. Yani ben şöyle geçenlerde şöyle bir matematik hesabı yaptım. Hani saatte 1 knot, 1.5 knot arası gitti dedim bu mayınlar. Hani o en azından 15-20 günü bulması gerekir diye düşünüyordum. Ve benim düşündüğümden çok erken geldi bu mayınlar sahillere.
Bir diğer konu da ben yazımda şeyi de paylaşmıştım. İstanbul Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin bir modellemesi var. Yani akademisyenler bir araya gelmişler 2012 yılında. Karadeniz'in bir akıntı haritasını çıkartmışlar. Şimdi bu akıntı haritası nasıl biliyor musun? Odessa'dan çıkan akıntı öncelikle Bulgaristan ve Romanya sahillerine doğru bir akıntı, yani kuvvetli bir akıntı gösteriyor. Oradan Tuna Nehri'nin ağzından itibaren de bizim boğazlara yönelik bir akıntı var. Şimdi bizim, yani Ukrayna kıyılarından böyle bu kadar fazla mayın çıktığı zaman bizim kıyılara elbet gelebilir. Yani benim tahminim 15'im yok. Bunun kesin rakamını tabii vermek çok zor, kesin sayısı. Ama yani bize bir geliyorsa Bulgaristan ve Romanya sahillerine 3-5 gitmesi lazım. Yani mantıken baktığında, çünkü akıntının yönü en başta orayı gösteriyor. Yani bütün bunları bir araya toparladığımda benim biraz kafam karışıyor. Yani bu mayınlar nereden geldi? Kim döktü? Ne oldu? Yani mayınlara bakıyorum, mayınların üstü tertemiz. Yani siz de gördünüz, simsiyah mayındı denizden çıkan. Şimdi denizin dibine döksen, çok uzun süredir denizin dibinde olsa bir mayın, yani bunun içerisinde, yani mayının bir oksitlenmesi lazım. İşte denizin o deniz canlıları üzerine yapışır. Biz bunlara sakal deriz denizciler olarak. Yosundur, işte midyedir. Belki ufak deniz canlıları yapışır. Çıkarttığınızda böyle onlar böyle etrafında şey olur. Yapışmış şekilde olur. Ya yani bu şekilde olmasın. Bir diğer konu da mesela şimdi modern demirli mayınlarda mayın zarfı, o üst patlayıcı olan kısım mayın zarfı zincirden kurtulduğu zaman bu mayının deaktif olması lazım. Yani artık kimseye zarar veremeyecek pozisyonda olması lazım. Yani modern mayınlar böyledir. Bu nasıl olur? Yani çeşitli şekillerde olabilir. Tapa mekanizmasını körleyen sistemler vardır. Kimi mayınlarda işte açıldığı zaman içinde bazı valfler açılır. Mayının içerisine su dolar, mayın dibe çöker. Kimseye zarar veremeyeceği bir yere gider ve içine giren su o tapa mekanizmasına hasar verir falan. Yani bunun da olması lazım. Şimdi bizim sahillerimize vuran mayınlar aktif miydi, değil miydi? Ben bunu bilmiyorum. Yani bununla alakalı bir açıklama yapılmadı. Ama Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına baktığımızda etkisiz hale getirildi deniliyor. Yani bir şey, zaten etkisiz olan bir şey zaten etkisiz hale getirmezsiniz. Herhalde aktifti diye düşünüyorum mayınlar. Yani ekstra bir nötralizasyon işlemine tabi tutulduğu için. Ya dolayısıyla bu konuda benim açıkçası Kaner biraz kafam karışık. Ama burada yani uluslararası kamuoyunun bir açıklamaya ihtiyacı var. Yani Ukrayna'nın sessizliği de çok sinir bozucu. Yani tek taraflı bakmıyorum olaya. Ya çıkıp demesi lazım kardeşim. Ben bu mayınları dökmedim. Dökmedim yani, anlatsın dökmediyse. Veya ben bu mayınları döktüm. Bunlardan atıyorum 30 tane mayın döktüm. 3 tanesi kopmuş, onlar da gitti. Ben bu sahanın sorumluluğunu aldım ve bundan sonra kontrol altında tutacağım burayı desin mesela. Sallıyorum şu an. Yani bir şeyler denmesi lazım. Yani bunun bir açıklığa kavuşması lazım. Çünkü bir de şöyle de bir durum var bak. Mesela bir pozitif sepiye mayınlar vardır. Bir de negatif sepiye mayınlar vardır. Şimdi bu görülen mayın suyun üzerinde pozitif sepiyeli mayın. Yani suyun üzerinde giden. Bir de negatif sepiyeli mayınlar vardır. Ya o kadar pis ki bunlar. Suyun 1 metre altında, 1,5 metre altında hani drift eder, yani suyun altından kayar ama suyun üstüne çıkmaz, denizaltı gibi gidiyor yani. Bunu mesela normal suyun üzerinde bir mayın gördüğün zaman hemen bir manevra yaparsın. İşte basarsın alabandaya, ondan uzaklaşmaya çalışırsın falan filan, bir şeyler yaparsın. Bir sakınma manevrası yaparsın. Ama suyun altından gelene yapabileceğin hiçbir şey görmüyorsun çünkü. Bir anda güm diye patlıyor yani. Dolayısıyla bu çok sıkıntılı bir durum. Yani bunun kesinlikle bir kamuoyunun aydınlatılması lazım. Yani bu konuda bir açıklama yapılması lazım. Böyle kuru kuruya dezenformasyon birbirini suçlayarak olmaz. Bundan zarar görenler tarafsız ülkeler, tarafsız ticari gemicilik, özellikle gemi, hani sivil gemicilik, yani bu balıkçılık, hobi balıkçılığı yani veya hobi denizciliği, yani artık aklına ne gelirse yani denize yapılan faaliyet olarak. Zarar görecek insanlar bunlar. Abi, Türk Deniz Kuvvetleri de burada güzel bir reaksiyon gösterdi. Yani oraya hemen iki tane Aydın sınıfı mayın avlama gemisi gönderildi. Ondan sonra bir tane şey gitti. Sen söyle adını. Karakol gemisi gitti, Tuzla sınıfı.
Deniz karakol uçağı gördüm. Siyahok helikopteri vardı gösterilen görsellerde. Hani de, tabii helikopter 24 saat uçamazdı. Ama en azından belirli saatlerde belki taramalar yapıldı. Yani o bölgede bir faaliyet var. Ama ben, yani bu konu dediğim gibi şey yapılması lazım. Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Tamam, hani şu an hiçbir tarafa tamamen objektif bakıyorum. İki taraf açısından da bakıyorum. Ukrayna'da olabilir, Rusya'da olabilir. Farz ediyorum. Şu an tamamen farzı misal. Ukrayna böyle bir mayın döktüyse ve bize geldiyse Ukrayna'nın bundan bir çıkarı olabilir mi? Hani kasıtlı olarak Ukrayna tarafından böyle bir şey yapılmış olabilir mi? Aynı soru Rusya için de geçerli. Rusya'nın kasıtlı olarak bu tarz mayınları bizim kıyılarımıza yönlendirmiş olabilme ihtimali var mıdır? Varsa bu hangi çıkarlar altında, yani bunun onlara çıkar olarak yansıması veya hangi mantık altında böyle bir şey yapılmış olabilir? O soruyu da şununla bağlayayım. Eğer daha fazla mayın tespit edilmeye devam edilirse boğazlar trafiğe kapatılabilir mi? Ve boğazların trafiğe kapatılması bu iki ülkeye de bir şekilde bir fayda, avantaj veya dezavantaj sağlar mı bir türlü olarak? Ya şimdi bu çok iddialı bir söylem olur. Yani bunu bu şekilde altını doldurmadan birini suçlamak çok da etik değil. Yani bu bir savaş. Savaşta her şey olabilir. Yani biliyorsun hani savaş hukuku, insancıl hukuk, uluslararası hukuk zaman zaman, yani bu savaşta bile görüyoruz, askıya alınabiliyor. Yani bazı şeyler sadece kağıt üstünde kalabiliyor. Ama böyle bir şey yani çılgınlık olur. Yani Ukrayna'nın bundan amacı ne olabilir ki? Yani şimdi ben mesela dinliyorum. Diyorlar ki boğazları açtırmak istiyorlar. Oraya uluslararası bir mayın gücünü göndermek gibi bir şeyleri var. Ya şimdi diyelim ki boğazlar açıldı. Gerçekten o komplo teorileri tuttu. Ya boğazdan girse bile girecek gemiler mayın gemisi. Ya bu mayın gemisi savaşı kaderini değiştiremez ki en fazla mayını toplar yani. Mayın gemisi dediğinin üzerinde 30 milimetre bir tane top var. Başka bir şey yok ki. Rusya istese çekirdek gibi çitler bu gemileri yani. Ya dolayısıyla ben bu ya saçma geliyor bana. Hani belki hani psikolojik olarak, diplomatik olarak bazı etkiler önüne sürülüyor olabilir ama hani taktik manada muharip olarak bir etkisi olmaz. Bir ikincisi, Türkiye'nin buna ihtiyacı var mı? Bence yok. Ya bizim mayın filosunda zaten 6 tane aydın sınıfı mayın avlama gemisi var. Bak çok modern gemiler bunlar. Yani 10-15 yaşında gemiler. Ondan sonra 5 tane engin sınıfı mayın avlama gemisi var. Toplam 11 tane sadece mayın avlama gemin var senin. Ya insansız hava araçların, helikopterlerin, şunların bunların. Yani şimdi mesela oraya NATO gönderse ne gönderecek? MCM diye bir tane standing Naval Maritime Countermeasures Group var. NATO'nun daimi mayın harbi görev grubu var. MCM2, MCM2. Bizim gemilerimiz de bunda görev yapıyor, mayın gemilerimiz. Hatta geçenlerde bir şu an videosunu gösterdiğin şey MCM'e bir uğurlama töreniydi. Burada bunlar 6-7 gemilik bir grup devamlı tatbikatlar yapıyorlar. Bazen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayınları çıkartıp imha ediyorlar, eğitimler yapıyorlar. Bir görev grubu olarak bulaşıyor. Ya Türk Deniz Kuvvetleri'nin mayın filosu zaten bundan daha güçlü. Bunun iki katı gemi var bizde, mayın avlama gemisi var. Yani bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok ki. Saldın mı oraya mayın gemilerini zaten ya orada etkin bir şekilde hareket yapabilirler yani. Mayın tarama avlama. Artı Romanya ve Bulgaristan'ın elinde mayın tarama gemileri var. Artı Rusya'da da Karadeniz filosunda bir en yeni bu Alexandrit sınıfı mayın gemileri var. Yani burada Karadeniz'in kendi içerisinde bir görev birliği oluşturup da mayın arama tarama ve mayın tarama ve avlama faaliyetleri de yapılabilir. Yani burada bir NATO müdahalesine ihtiyaç yok. Yani böyle bir ihtiyaç yok yani. İsterse 100 mayının tamamı kopsun gelsin. Tehlikeli bölge ilan edersin orayı. Ondan sonra o bölgede yoğun tarama avlama faaliyeti icra edersin. Sonra emniyetli bir koridor açarsın. O emniyetli koridordan kısıtlı olarak trafiği devam ettirirsin. Bu arada diğer taraflarda faaliyetlerine devam edersin vesaire vesaire. Yani bunlar yapılabilecek şeyler. Dolayısıyla burada hani Ukrayna'nın kastı üzerinden bir komplo teorisi geliştirmeye bence gerek yok. Yani bu çok Rus tarafından bakılan bir bakış açısı. Diğer taraftan Rusya, şimdi Rusya'nın kilo sınıfı denizaltılarının mayın taşıma kapasitesi var. 24 taneye kadar mayın taşıyabiliyor. Rusya böyle bir şey yapsa Rusya bunu niye yapsın?
Yani böyle bir şey ihtiyacı var mı? Yok. Yani uluslararası, yani şey desek, uluslararası arenada Ukrayna'yı zor duruma düşürmek için böyle bir faaliyet içerisinde bulunuyor desek. Yani Rusya'nın zaten bu işgalini ve açtığı savaşın ciddi bir meşruiyet sorunu var zaten. Yani uluslararası camiada bu kabullenilmiş bir şey değil. Çin bile desteklemiyor Rusya'yı baktığınız zaman. Tam olarak tam solid bir destek vermedi yani adamlara. Dolayısıyla yani Rusya bu meşruiyeti çok sallayan bir ülke değil zaten. Bir şeyi kafasına koydu mu zaten yapıyor. Bunu Gürcistan'da da, Abazya'da da gördük. Ukrayna'da da gördük. İşte farklı işte Kazakistan'da hani o biraz daha nispeten kuralına göreydi. Afganistan'da da daha önce. Yani gördük ya yani bunu birçok yerde gördük. Süper güç. Emperyal devlet sonuçta. Dolayısıyla hani Rusya için de böyle bir iddiada bulunmak çok şey olur. Haksızlık olur yani. Bunu da altını çizerek söyleyelim. Dolayısıyla burada bir bilinmezlik var. Bu bilinmezliğin sonucunda da zarar görme ihtimali olan masum insanlar var, siviller var. Bu konunun çözülmesi lazım. Yani bu konu çözülmeden hep kafalarda bir soru işareti kalacaktır diye düşünüyorum. Abi, yani cevap vermediğim soru kaldı mı bilmiyorum da biraz uzun bir soru çünkü. Son bir soru daha, son bir sorum daha var. Şimdi muhtemelen arkadaşlar da merak ediyordur bilmeyenler için. Şimdi mayın avlama olarak bizim gemilerimiz, helikopterlerimiz, bu konudaki teknik gücümüz ve yeterliliğimiz de kısa bir değerlendirme alabilirsek abi senden ne aşamada olduğumuz konusunda bilmeyen arkadaşlar için güzel, faydalı bir bilgi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bizim önceden mayın tarama gemilerimiz vardı. K sınıfı, F sınıfı, T sınıfı çeşitli gemiler vardı. Sonra önce Fransa'dan Engin sınıfı mayın avlama gemileri alındı. Bunlar o dönem en modern mayın gemileri. 2000'li yılların başlarında alındı diye hatırlıyorum. 5 tane alındı bunlardan. Bunlar ahşap gövdeli diyebiliyorum. İyi gemiler. Yani şey yani bayağı bir yüksek hava koşullarında denizde seyir yapıp görev yapabiliyor. Ceviz kabuğu gibi böyle hacı yatmaz gibi böyle. Bunlar böyle çok yatar ama şey olmaz. Tekrar geri döner tın 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 gider denizin üzerinde. Daha sonra Almanya'dan Aydın sınıfı mayın avlama gemileri alınmaya başlandı. Ve bunlardan da 6 tane alındı. Bunlar da en modern gemiler. Bu Aydın ve Engin sınıfı yani toplam 11 tane mayın tarama ve avlama gemisi. Aslında şöyle bunlar MKT gemisi diye geçer. Mayın karşı tedbirleri. İngilizcesi de MCM'dir. Mine Countermeasures Vessel diye geçer. Yani bunun tam Türkçesi mayın karşı tedbirleri diye şey yapıyor. Bunun önceden mayın tarama ve mayın avlama olarak şey yapılmasının nedeni mesela mayın tarama gemilerinin avlama yeteneği yoktu. Sadece mayını tespit ediyordu ama avlayamıyordu. Şimdi bu gemiler hem tarama hem avlama yapabildiği için modern yöntemlerle yapabildiği için bunlara MCM gemileri yani MKT mayın karşı tedbirleri gemileri deniyor. Bunlarda hem şeyler var, ROV cihazları da var. Bu ROV cihazları aracılığıyla su altında gözetleme, tespit, teşhis şey yapabiliyorlar. Modern sonarları var. Çok güzel bir özellikle Aydın sınıflarının modern komuta kontrol sistemleri var. O gemilerin köprü üstü falan da çok güzeldir böyle geniştir. Köprü üstünde işlevsel konsollar vardır. Yani modern şekilde mayın avlama yapabiliyorlar. Ayrıca MHD'ler var. Mayın harbi dalgıçları. Bu mayın harbi dalgıçları da bu gemilerde görev yapıyorlar. Bunlar da normal bahriyeliler yani. Özel kurslarını alıyorlar. Mayın harbi dalgıcı oluyorlar. Bu şekilde onları üzerlerinde taşıyarak şey yapıyorlar. Mayınlara müdahale ediyorlar. Tabii bu nasıl müdahale edileceğini artık o sırada sahada olan gemi komutanı karar veriyor. Hem hava durumuna göre hem işte mayının pozisyonuna göre artık hangi metotla mayını tesirsiz hale getirecekse ona karar veriyor. Hem yani az önce bahsettiğim gibi yani mayını işte atıyorum demirli mayınsa bu telinden koparıp su üstünde buna angaje olarak da olabilir. Bunun üzerine patlayıcılar yerleştirip uzaklaşıp uzaktan fünyeyle patlatarak olabilir. İşte kıyılara yakın bir mevkide bu mayını tespit ettiyseniz kıyıya alıp orada etkisiz hale getirme şeklinde de olabilir. Bunların hepsi yapılabiliyor. SAS timleri de bu konuda ehiller. Hatta özellikle karasularına yakın bölgelerde geçen
Boğaz'a yakın olan mayının tespiti ve imhasında yapıldığı gibi o bölgeye helikopterle intikal edip helikopterle SAS timleri suya indirilip o şekilde de mayına müdahale etme yeteneğine sahibiz. DK uçakları hani bu konuda biraz daha şeyler. Hani DK uçağı belki çok rahat göremeyebilir. Yani hem sürati hem uçtuğu irtifa şey olmuyor. Bu konuda bence helikopterler daha etkili. Esas tespit sensörleri dediğim gibi şeyler. Yüksek frekanslı sonarlar, mayın tespit sonarları. En son işte hatta bizim Armelsan'dı galiba. Armelsan bir tane şey yaptı. Mayın tespit sonarı yaptı. Orkun muydu adı, şimdi ismi tam hatırlamıyorum. Pardon, Orkun şeydi, dipping sonardı. Neydi onun adı? İsmini şimdi hatırlayamadım, bakarız ona sonra. Bu mayın tespit sonarlarıyla önce denizin dibindeki cismi şey yapıyorlar, tespit ediyorlar. Buna esas mayın olarak sınıflandırana kadar MILCO diye bir tabir kullanıyorlar. İşte Mine Like Object'in kısaltılmış. Mine Benzeri benzericisi. Bu bir sonar sınıflandırma terimi. Daha sonra duruma göre işte şey gönderip, ROV cihazı gönderip PUP cihazı gönderip şey yapıyorlar, inceliyorlar mayını, olup olmadığına karar veriyorlar veya sonar temasını gerçeklemek için. Daha sonra da işte avlama prosedürleri devreye giriyor eğer avlanacaksa duruma göre. Mayın tarama avlama gemileri yani muharip gemi olsalar da savaşan gemi değillerdir. Onların görevleri dediğim gibi biraz daha farklı. Savaşanlara yolu açmakla mesuldür bu gemiler. Videonun başında da size bahsettiğim gibi asıl görevleri düşmanın mayınlama yaptığı sahaları temizleyip oraya muharip gemileri için emniyetli bir kanal oluşturmaktır. Yani bizdeki gemiler de şu anda bunu yapabilecek kapasitedeler. Yani bence mayın filosu iyi durumda. Yani şu an 11 tane gemi iyi rakam yani bir ülke için. Bu kadar fazla Akdeniz filolarında bu kadar fazla gemisi, mayın gemisi olan yok diyebilirim. Hatta İngiltere'de falan da yok bu kadar mayın tarama avlama gemisi. Genel olarak mayın filosunun durumu bu. Yani yeterli seviyede, iyi seviyede. Yani. Teşekkür ediyoruz. Eminim merak eden arkadaşlara cevap olmuştur. Çünkü bu konuyla alakalı da yayın talep eden birçok arkadaş olmuştu. İşte bu mayınlar nasıl geldi, nereden geldi, niçin geldi? Bu işte mayınların gelmesinin veya bir şekilde kasıtlı olarak gönderilmesinin iki ülkeye herhangi bir şekilde bir faydası, çıkarı var mıdır, yok mudur gibi sorular soran arkadaşlar vardı. Muhtemelen onların da sorularına bir nebze de olsa cevap olabilmişizdir. Ama senin de tabii de belirttiğin gibi gri bir alan çok. Hani o işte savaşın sisli tarafı dediğin kısım. Yani o sis var. Bu sistan dolayı da bazı şeyleri net bir şekilde açıklama getirmek mümkün olmuyor. Dolayısıyla da zaten yapılabilecek en mantıklı açıklamayı, yani bakış açısını iki taraf için de getirmeye çalıştık. Dilerim tatmin olmuştur arkadaşlar. Ben şimdiden onlar adına teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diliyorum. Yani bence izlemesi keyifliydi. Ben teşekkür ederim Kanar. Çok sağ ol burada konuşma fırsatı verdiğin için. Estağfurullah. Kanal senin her zaman. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Tayfun Bey'le beraber bir uzmanlarla sohbetler yayınının sonuna geldik. Dilerim verdiğimiz bilgilerden tatmin olmuşsunuzdur. Bir sonraki yayında görüşene dek herkese hoşça kalın diliyoruz.